Merhaba sevgili yengeçler ve yükselen burcu yengeç olanlar. 11-17 Ocak haftalık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili yengeçler, Güneş Oğlak Burcu'nda ilerliyor. Bu hafta yeni ay doğacak. Yeni ay öncesinde haftanın ilk iki günü ay kapanan fazla. E, bu dönemi aslında yeni aya bir hazırlık olarak değerlendirebilirsiniz. Geçtiğimiz birkaç haftanın konularını da şöyle bir gözden geçirip tamamlamanız e, mümkün. Tefekkür için içe dönmek, Sorgulamalar yapmak, kendimizle ilgili farkındalıklar kazanmak için de ayın bu kapanış fazı önemlidir aslında. Ee, ve salıdan itibaren ay Oğlak Burcu'nda olacak. Çarşamba günü 13 Ocak'ta sabah 8'de 23 derece Oğlak Burcu'nda yeni ayımız doğuyor. Güçlü bir yeni ay. Plüto ile kavuşuyor. Ve toprak elementinin de etkisinin yoğun olduğu bir yeni ay. Ee, Venüs Oğlak Burcu'nda, Mars, Uranüs, Boğa Burcu'nda olacak yeni ay sırasında. Dolayısıyla özellikle ilişkilerinizin şöyle bir gündeme geldiği dönem bu yeni ay Venüs'ün de etkisiyle beraber ilişki dinamiklerinizde yeni kararlar vermeniz, yeni adımlar atmanız konusunda destekleyici olabilir. Evlilik gibi konuları gündeme alabilirsiniz. İşbirlikleri, ortaklıklar veya evlisiniz, eşinizle ilgili konular. Tüm bunlar önümüzdeki iki haftanın ana unsurlarını oluşturacak. Ee, sevgili Yengeçler tüm ilişki dinamikleriniz biraz parayla da ilgili olabilir. Yani çünkü yönetici gezegen Satürn Kova'da. Merkür Kova'da, Jüpiter Kova'da ve 8. evinizde. E, bu dönemde kuracağınız ilişkiler ya da eşinizle, partnerinizle ilgili e, olan konular ya da hayatınıza yeni girecek ilişkiler sizin finans durumunuzu da etkileyebilir. Parasal kaynaklarınızda bazı gelişmelerin olması yeni yapılandırmaların olması da mümkün. Dolayısıyla yeni ay aslında iş birlikleri, iş ilişkileri açısından da size yeni kapılar açabilir. Bazı sözleşmeler, anlaşmalar olabilir. Özellikle bunları ayın 29'una kadar olan süreçte hızlı bir şekilde hayatınıza alabilir, toparlayabilirsiniz sevgili yengeçler. Perşembe ve Cuma ay artık kovada. Bu iki günde zaten daha çok finans konularına odaklandığınızı, para hesapları yaptığınızı görüyoruz. Banka işleri olur, ödemeler olabilir, faturalar olabilir. Kredi ile ilgili bir konunuz varsa, bir beklentiniz varsa, alacağınız bir para varsa elinize geçmesini beklediğiniz bir borç ödemesi de olabilir bu. Tüm bunlar Perşembe ve Cuma günü daha fazla gündeminizde olabilir. Hafta sonu Ay Balık Burcu'nda enerji olarak daha rahatız, daha iyimseriz, daha duygusalız. Tabii ki yakınlarımızla ilişkilerde empati olabilir, daha fazla hassasiyet olabilir, yakınlarımızla olup bitenlere ilgi duyacağız. Gerek yakınlarda olsun gerek uzaklarda olsun akrabalarla haberleşmemiz, bazı haberler duymamız, bilgi paylaşımları yapmamız mümkün. Sosyal medya üzerinde de daha aktif olabiliriz ya da kültürel anlamda bizi besleyecek yeni bilgiler öğrenebilir bol bol okuyabiliriz hobilerimize zaman ayırabiliriz sanatsal alanlarda da bazı paylaşımlar yapmak bir şeylerle meşgul olmak e, ilgilenmek sanatla ilgilenmek hafta sonu bizim için çok olumlu olabilir sevgili yengeçler sağlıklı ve mutlu bir hafta diliyorum hoşçakalın